İyi akşamlar. Tam saatinde 19.45'te sizler TGT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Dün müthiş bir ilgi göstermişsiniz Ana Haber Bülteni'ne. Müteşekkirim tüm izleyenlerime. Şiir gibi oldu biraz. Peki 4 Aralık şu Cuma gününü nasıl yaşadık? İki önemli başlık ön plana çıkıyor. Rutin gelişmeler, aşı. Bütün dünya aşıyı konuşuyor. İki, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi, diğer yanda Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti. Gerilim büyüyor. Hadi gelin nasıl ilerleyeceğiz? Bugünkü bültenimizin özel ve rutin anlatımları neler olacak? Bir odaklanalım. İlk sırada bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kurduğu şu cümle kayda geçsin. Çünkü size nedenini bir sonraki manşette söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı namaz çıkışı Ayasofya'nın önünde tarihe not düştü ve dedi ki ben virüs aşısı geldiğinde çekinmeden aşımı olacağım. Bunu ben ön plana çıkardım. Tabi siyasi gerilimle ilgili olanları da ses olarak dinleyeceksiniz haberimizde. Ardından bununla bağlantılı olarak işte ikinci manşet. Korkuyoruz diye attım bu manşeti. Şimdi Ipsos araştırma şirketi Ekim ayında geniş halk kitleleriyle Türkiye'de anket yapmış, araştırma yapmış. Koronavirüs aşısı geldiğinde aşı olur musunuz, olmaz mısınız? Olmazsanız hangi gerekçeyle olmazsınız? Neredeyse 50-50. Karpuz gibi Türkiye o bağlamda da ortadan ikiye ayrılmış. Hepsini anlatacağım ve aşı konusuna bambaşka açılardan bugün de odaklanacağız. Ardından işte şöyle Taksim Meydanı'nın anıtın çevresini bir boş olarak o sokak kısıtlamalarından manşete resim olarak yerleştirdim. 56 saate birazdan başlıyoruz. Hazır mısınız? Alışverişler paniğe gerek yok. Yarın da yapabilirsiniz alışverişleri. Ama herkes kurallara uyacak. Kimler sokağa çıkabilir, kimler çıkamaz. Emin miyiz yasaklar konusunda, bilgili miyiz kısıtlamalarda? Hepsini izleyeceksiniz. 56 saate hazır olacağız. Ardından iki özel canlı yayın. İki ayrı olayın canlı yayını. Şimdi peşin peşin şunu söyleyeyim. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Kesinlikle doğru. Yani benim manavım, benim şarkütericim, vergisini veriyor. Elemanının asgari ücretini, TGK primlerini, maaşını, her şeyini ödüyor. Ve yükümlülüklerini yerine getiriyor. Sokakta profesyonelleştikçe giderek profesyonel olan diyeyim düzelteyim seyyar satıcılara tabii ki zabıtalar müdahale edecek. Ama yaşlı bir teyze ama küçük bir çocuk karınca kararınca şu, şu soka soğukta dışarıda ürün satıyorsa ve ona sert müdahale yapılıyorsa bu nasıl açıklanabilir? Esenyurt, Esenler iki ilçenin zabıtasına sesleneceğiz buradan ve derdinizle sizin diyeceğiz. Yaşlı bir kadıncağızın yumurtalarını yere döküp paramparça etmek. Vatandaş da çok tepkili. Tabii ki doğruyla yanlışı ayırarak anlatacağım. Uzun konuştum biraz. Bir de şöyle gülümseten haberle bitirelim. Gördüğünüz o uçağın biziniz klasından bir görüntü. Varış noktası yok. Ne demek? Rusya'da bir hava yolu şirketi araştırma yapmış ya da ticaretini canlandırmaya çalışıyor. İş yok çünkü ortada. Demişler ki seyahate çıkamadığı için bunalımda olan insanlar var. Doğru mu? Olabilir. Seyahat bağımlısı çok arkadaşım var benim. Alırım sırt çantamı, gezerim dünyayı diyenler evlerinde oturuyor şimdi. Barış noktası olmayan uçuş. Kalkıyor uçak Moskova'dan. Bilet alıp biniyorsunuz. Havada geziyor ve barış noktası yok. Nasıl oluyor bu? 100 dolar bir bilet ama seyahat uçuş duygunuzu tatmin ediyorsunuz. Şaşıracaksınız, anlatacağım. Ne diyorduk? Sloganımız neydi? Zımba gibi Telegraf Ana Haber Bülteni başlıyor. Buyurun. Artık dakikalar kaldı. Saatler 21'i gösterdiğinde Türkiye eve kapanacak. Sokağa çıkma yasağı pazartesi sabaha kadar devam edecek. Bu süre içinde vatandaşlar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Hangi dükkanlar hangi saatler arasında açık olacak? Şehir değiştirmek zorunda olanlar ne yapacak? Türkiye'nin yasaklı hafta sonu az sonra. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi aşı milyarlarca insan bizler sağlığı için sevdiklerinin sağlığı için ekonomisi için geleceği için ülkesi için aşılanmayı ya da aşıya hayır demeyi tartışıyor. Yurdum insanı benim Türk insanım da karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda. Tüm gelişmeleriyle olmak ya da olmamak meselesini sizlere aktaracağım ama Bizi takip edenler iyi bilir. TGT ana haberde ilk haber keşke olmasaydı diyerek her zaman şehitlere aittir. Kahramanmaraş'ta gözü dönmüş bir suç makinesinin şehit ettiği polis memuru Barış Göl son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da oradaydı. Yalnız bırakmadı şehidi. Şehidin son çocuğu daha 7 aylıktı. Yavrucak büyüyünce babasını sadece solmuş fotoğraflarda görecek. Ne kadar büyük bir acıdır bu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz geriye. Son kez öptü babasının tabutunu. Oğluna son kez seslendi babası. Ya benden Şehit polis memuru gözyaşlarıyla uğurlandı. <laughs> Baba bunu yapma ya. Yapma ya. Yapma oğlum. Bunu bana bırakalım. Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısına yapılan operasyonda saldırganın ateş açması sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuştu. Evli ve 3 çocuk babası Göl'ün en küçük çocuğu 7 aylıktı. Cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. <laughs> Affedersiniz ama babamı görebilir miyim? <gülüyor> 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 Babana, <kurbanın> alaydın, <laughs> Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, şehit annesi Cennet Gölü sakinleştirmeye çalıştı. Ondan geldi, geldi. <laughs> Baba Osman Göl'ün gözyaşları yüreklere ateş düşürdü. Aslanım. Evet. Geldi. geldi baba, geldi. Geldi Git baba, baksın, dik dur. Aslanım, annemden öp. kardeşlerim. <laughs> Bir Çocukları babalarının tabutu başından ayrılmadı. Tabutu öperek veda ettiler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz geriye çıkalım. Mesafeyi de ayarlayalım. Şehit Göl cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı. Ve Günün manşeti. Türkiye'de yakın gelecek acaba nasıl şekillenecek? Nasıl yaşanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Çıkışta soru sormak serbestti. Haberciler de gazeteciler de bu fırsatı kaçırmadı. Erdoğan hiç çekinmeden ben korona aşısı olurum dedi. Ama bir manşet daha. AK Parti CHP geriliminden oradan çıktı. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, çok sert eleştirdi ve CHP'nin şirazesi kaybolmuştur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii çıkışında soruları cevapladı. Erdoğan sorulan bir soru üzerine örnek olmak için korona aşısı olacağını söyledi. Değerli arkadaşlar, çeşitlilik kesinlikle var. Yani bizim Uğur Bey'le ben de bizzat görüştüm, Bakanımız hakeza görüştü. Olay sadece Çin değil, Çinin dışında Rusya ile de görüşmeler var ve bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili dava sürecinin başladığını da açıkladı. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir soru üzerine son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan taciz olaylarına da değindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Ve Dağlık Karabağ'la ilgili gelişmeler. Fransa Meclisi Dağlık Karabağ'ın tanınması ile ilgili skandal bir karar aldı. Erdoğan karara sert tepki gösterdi. Karabağ sorununun çözümü için kurulan Mis grubu üyesi Fransa'nın tarafsızlığını kaybettiğini söyledi. Macron tabi Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekler daha sonra kırmızı yeleklere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya. Ve şu anda kendileri yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar onu da göreceğiz. Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa'ya yaptığı Marsilya önerisine de destek geldi. Ne dedi? Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. Şimdi Cumhurbaşkanının son cümlesinden bu habere geçelim. Bağlantılı çünkü. Ermeni diasporasının Fransa'da çok güçlü olduğunu biliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye karşıtlığı o nedenle bize normal geliyor. Daha doğrusu geliyordu. Bunun üzerine bir de Macron ve yandaşlarının karşıtlığını eklediğinizde işin rengi çok daha koyulaştı. Çok daha farklılaştı. Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da işgalci Ermenilerin kurduğu yapıyı acilen devlet olarak tanınması tasarısını kabul etti. Bakü ve Ankara doğal olarak çok öfkeli. Fransa Ulusal Meclisi uluslararası hukuku çiğnedi. Azerbaycan toprağı olan ve bir kısmı halen Ermenistan işgalinde kalan Dağlık Karabağ bağımsız devlet olarak tanıdı. Fransa Ulusal Meclisi söz konusu tasarıyı 188 evet ve 3 hayır oyla kabul etti. Kararın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı jet hızıyla açıklama yaptı. Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınacağı haberlerine tepki gösterdi. Daha önce yapılan açıklamada Fransa'nın Azerbaycan toplumunda adil bir ara bulucu olarak itibarını baltalanmak isteniyor dedikleri hatırlatıldı. Fransız Ulusal Meclisi'nin bölgede barış, istikrar ve ilerlemeye hizmet eden faaliyetlere katılmasının Fransa'nın çıkarlarına cevap vereceği ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yol açacağı söylendi. Bakanlık ayrıca Fransa'nın bu adımının provokatif olduğunu ifade etti. Fransa'yı şimdi bir kenara bırakalım. Onun da bir parçası oldu Avrupa Birliği'ne. Bir gidelim. Biz çünkü bu birlik için Türkiye'ye karşı bir dizi yaptırım hazırlandığını gayet iyi biliyoruz. Yaptırımlar öncesinde de birliğin önemli organlarından birinin yani Avrupa Birliği'nin konsey başkanı Charles Michel'den önemli sinyaller geldi. Michel, Türkiye ile daha istikrarlı bir ilişki kurmak istiyoruz dedi. İnanmalı mıyız? Karar sizin. Daha önce Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin çıkarlarını yok saymıştı. Bu kez Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorunları kedi fare oyununa benzetti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel basın toplantısı düzenledi. Michel, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları üzerine yaşanan anlaşmazlığa atıfta bulundu. Kedi fare oyunu sona ermeli dedi. Ekim'den beri olanlar pek olumlu değil. O zamandan bu yana tek taraflı eylemler atıldığını ve hasmane açıklamalar yapıldığını gördük. Türkiye ile ilgili olarak daha fazla istikrar ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. İngiltere Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta resmen ayrılmıştı. İngiltere birlikte başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. <laughs> Charles Michel İngiltere ile gelecekteki ilişkiler ve ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü anımsattı. sürecin sonunda Avrupa Birliği Komisyonu'nun müzakerelere ilişkin görüşünü bildireceğini ve üye ülkelerin son kararı vereceğini ifade etti. Anlaşmanın Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamı tarafından kabul edilebilir olması gerekiyor. Masada ne olacağını müzakerelerin bitiminde göreceğiz. Anlaşmanın özellikle denetim, adil rekabet ve balıkçılık gibi zor başlıklarda ne kadar dengeli olduğunu değerlendireceğiz. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygular mı, uygulamaz mı? 10 Aralık o tarih ve kısa zaman kaldı. Uygulasa da bu hafta Avrupa Birliği'ni konuşacağız. Uygulanmasa da birlik oy birliğini sağlayamasa da gözler Brüksel'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce açıkladığı yargı ve ekonomi reformları ile ilgili o çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları sürdüren isimlerin başında da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan var. İki bakan bugün müsiyat üyesi iş adamlarıyla bir araya geldi. Taleplerini dinlediler, notlarını aldılar. Sonuçları mı? Merakla bekliyoruz. Bakanlar müsiyatla görüştü. İş adamları zihinsel dönüşüm ve hukuksal şeffaflık istedi. Yargı ve ekonomi alanındaki reform çalışmaları için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın mesaileri sürüyor. İkili TÜSİAD ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ardından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan'la buluştu. Kağan dernek üyelerinden gelen taleplerle oluşturulan bir raporu iki bakana sundu. Toplantının ardından Bakan Lütfi Elvan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül'le birlikte müsiat yönetiminin önerilerini aldıklarını belirten Elvan, diğer STK'larla görüşmelerin süreceğini dile getirdi. <laughs> müsiat Başkanı Kaan da toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin üretim gücünün yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır olduğu mesajını verdi. Ancak iş dünyasına bazı uyarıları da vardı. Müsia Türkiye'nin mikro çözümlere değil, uzun vadeli ve zihinsel çözümlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. KOBİ'lerin yatırım yapma iştahını olumsuz etkileyen faktörlerde iyileştirme beklendiği kaydedildi. Şehir ekonomilerinin desteklenmesi ve kıdem tazminatı fonunun kurulması istendi. Müsyad'ın açıklamasında yargı reformuna yönelik beklentiler de yer aldı. Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'nin hukuki algısının yeniden şeffaflık ve herkes için adalet temelleri üzerinden anlatılması gerektiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda açıkladığı yargı ve ekonomi alanındaki reform çalışmaları kapsamında iş dünyası ve STK'larla görüşmeler sürecek. Alınan öneriler iki alanda da paketlerin gövdesini oluşturacak. Reform paketlerinin 18 Aralık'ta noktalanacak bütçe maratonundan sonra meclise peyderpey gelmesi bekleniyor. Bu temaslar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe akşamı AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir reform toplantısı düzenledi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Adalet Bakanı Abdurhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Gül ve Elvan, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptıkları toplantılara ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi. Türkiye'de çalışanların tamamını düşündüğünüzde acaba yüzde kaçı asgari ücret kazanıyor? Aylık maaş olarak söyleyeyim. Avrupa lideriyiz. Yüzde 43 benim çalışanım asgari ücret kazanıyor. Dolayısıyla milyonlarca kişinin merakla beklediği o mesele. Asgari ücret görüşmelerinde ilk randevu bugün gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle görüşme video konferans yöntemiyle yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret uzlaşıyla çıksın temennisinde bulundu. Peki işçi ve işveren tarafı ne dedi? Onların sözlerini de merak ediyoruz. Milyonlarca çalışan gibi. Habere bir bakalım. Son toplantımızda yapıp inşallah uzlaşıyla asgari ücreti açıklamış olmayı ümit ediyoruz. Asgari ücretler sonucu umutla beklemektedirler. Asgari ücret hizmet sektöründe yaşanan olumsuz tablo göz ardı edilmeden belirlenmelidir. Asgari ücret pazarlığı başladı. İlk görüşmede hükümet, işçi ve işveren beklentilerini dile getirdi. Asgari ücret görüşmelerinin ilki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda işçileri Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etti. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, salgın nedeniyle ilk toplantıyı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, AK Parti iktidarları döneminde asgari ücrette yaşanan artışa dikkat çekti. 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını da gözeterek, her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergilendi. 18 yıllık dönemde 2020 Ocak itibariyle de real asgari ücrette bir buçuk kat bir artış olmuş durumda. Asgari ücret gelirinin vergi diliminden kaynaklı düşüşün de önüne geçtik bildiğiniz gibi. Türk İş ve TİSK temsilcileri de talep ve beklentilerini anlattı. İşçiler hayat koşullarından, işverense vergi yükünden şikayet etti. Vergi düzenlemesi adil bir vergi düzenlemesi değildir. 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin işverene maliyeti kayıt dışına yönelimin şiddetini de belirleyecektir. Toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantının ikincisi TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapılacak. Üçüncü toplantıda Türk İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu toplantıların da yine video konferans yöntemiyle yapılması planlanıyor. Asgari ücretin belirleneceği son toplantı ise bu ayın sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Bakan Selçuk bu toplantıda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti kamuoyuna duyuracak. Artık sadece bir saatten az bir süre kaldı. Saatler 21'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Yasak uzun bir süre. Ta pazartesi sabahı 5'e kadar. Yani tam 56 saat sürecek. İyi de bu süre içinde gıda ihtiyaçlarımızı nasıl gidereceğiz? Mesela ekmeği nereden ve nasıl alacağız? Bir başka şehre seyahat etmemiz arabayla, otobüsle mümkün mü? Bu gereklilikse ne yapacağız? Soru çok. Peki cevaplar bilelim lütfen. 2,5-3 gün sürecek neredeyse. İşte haber uyalım. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de zorunlu olarak beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. <laughs> Türkiye yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu eve kapanacak. Cuma akşamı saat 21'den başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah saat 5'te sona erecek. Yani haftanın ilk iş günüyle yasak kalkacak. Ayaktaki yolcuları aşağı alabilir miyim? Vatandaş evine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilere gidebilecek. Bu iş yerleri 10-17 saatleri arasında açık olacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri de bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek. Lokanta ve restoranlara ise 10-20 arasında sadece paket servisi izni verilecek. Kısıtlama nedeniyle tüm Türkiye'de semt pazarları bir gün erken kuruldu. Poşetler meyve ve sebzelerle dolduruldu. Çok kalabalığa girmeme şartından alıp bir şeyler gideceğim hemen. Meyveye daha çok bir talep var. Yani müşteri e, mandalina, elma daha çok fazla tükettiğini düşünüyoruz. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşı memnun etti. Çok güzel. Az bile yapıldı. Çok olsa daha iyi olur. Uygulama çok güzel bir şey. Evet. Millet zaten patır patır öyle düştü, düşüyor, düşüyor öyle zaten millet. En güzeli. Balıkçı tezgahları da yoğundu. Çanakkale'de mevsim balığı çinekop kilosu 50 lira, sarı kanatsa 60 liradan alıcı buldu. Şu an vatandaşın tercih ettiği 3 çeşit balık var. Çinekop, sarı kanat ve hamsi. Restoranlar kapandı, insanlar eve kapandı. Yani Sadece vatandaş yiyecek balığı. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Özel araçla seyahat için izin gerekecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla karşılanacak. İçişleri Bakanlığı tüm detayları içeren genelgeyi 81 ile gönderdi. Kurallara ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacak. Şimdi ortaokulda lisede bize bir tanımlama, bir terim ezberletildi. Türkiye'de bilmeyen de yoktur. İpek yolu. Biliyorsunuz. Yüzyıllar boyu ticaretin dünyada can damarını oluşturmuş. Tamam deniz taşımacılığından sonra bir parça gerilemiş ama uzunca yıllar, asırlar boyunca dünya ticaretine damgasını vurmuş. Bu cebinizde dursun bilgi biliyorsunuz zaten. Ama bir de Demir-İpek yolu var. Dünyada eksenlerin değiştiğini, paradigmanın değiştiğini, peşin ön kabullerin tamamen yerle bir olduğunu, betonlaşmış reflekslerin kırıldığını gösteren mesele. Çin'den Türkiye'ye demir ile ipek yolu. İşte yolcu taşımacılığı yapılıyordu ama bugün ilk kez İstanbul'dan yola çıktı tren. Yüklüydü ilk ihracat ta Çin'e kadar. Hadi İpek yolundaki o ilk ve büyük hamleyi size anlatayım. Manşet belli. Bu tren bir trenden ötesi. Lütfen dünya siyasetine o perspektifle bakarak bu basit görünen habere bu şekilde değer katalım. Efendim bu tren 8693 kilometre yol yapacak. Düşünebiliyor musunuz? 8000, 9000'e yakın kilometre. İki kıta geçecek. Tamam. Asya yakasından çıktı. Düzeltelim. Yola çıktı ve Avrupa'dan Asya ya geçiş yapıldı. İki kıta. İki ayrı deniz geçecek. Anlatacağım şimdi. Beş ülke kat edecek ve bu yolculuk 12 gün sürecek. Dünyada bir Avrasya bloğu var. Bir Atlantik bloğu var. Ortada Avrupa. Gerçekten ticaret savaşlarıyla başlayan şu dengede bu treni böyle görmek lazım. Peki ne taşıyor tren? Türkiye'de üretilen 1400 buzdolabı. Evet, 1400 buzdolabı 42 konteynerla Çin'e gidiyor. Güzergahı, İpek yolunu kafanızda. Hadi zamanı geriye saralım. Eski tarih kitaplarına götüreyim sizi. Trenin kalktığı yer. Mehmet bir yaklaş bana ne olursun. Güzergah, Türkiye, İstanbul. 2. Gürcistan 3. Azerbaycan 4. Kazakistan 5. Çin Halk Cumhuriyeti'ne varış ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki son noktada yükün indirilmesi. Sonra oradan yüklünü alacak bu tren ve İstanbul'a geri dönecek. Dedim ya bu tren bir trenden çok çok ötesiydi. Hadi az sonra Kadir. Diyanetten kritik açıklama geldi. Salgın hastalık taşıyanlara ya da temaslı durumda olanlara cuma namazının farz olmadığı belirtildi. Cuma namazı başka hangi durumlarda farz değil, kılamayanlar ne yapacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma açıklaması az sonra. Evet, koronavirüs bloğuna başlayalım. Merkezinde aşı ve tartışmaları var fakat tabloyla son durum fotoğrafını da çekelim. Virüs serbest gezmede. Ne rakam ne rakam. Siz gelmeden önce öğrendim ve korktuğumuz başımıza gelmiş durumda. Fazla da konuşmaya gerek yok. İşte toplam bugünkü vaka sayısı 32.736. Belirtisi varmış, septomu yokmuş, hastanede tedavi görüyormuş, evinde karantinadaymış bilemem. 32.000'i aşkın, 33.000 pozitif vaka. Hastanelerde yatmakta olan hasta sayısı 7 bine yaslanmış durumda. Vefata bakar mısınız? Can bunlar can. Söyleyip geçiyoruz ama birilerinin sevdikleri. 193 can yitirildi. Her zaman odaklandığımız o iki parametreye de bakalım. Toplam vefat sayısı Türkiye'de Mart'ın ortalarından bu yana 14.500'ü aştı. Korkarım süreç sonunda bu vefatlar hangi sayıya ulaşacak? Ve ağır hasta sayısı 5703 insanım şu anda hayata tutunmaya çalışıyor. Tablo vahim. Bir değil, iki maske takıyoruz. Kurallara uyuyoruz ve gerçekten hijyen temiz yaşıyoruz. Temiz yaşamayı kural haline getiriyoruz. Haydi önemli isimlerle ilgili gelişmelere bakalım bir de. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaklaşık 4 ay süren müthiş 4 ay süren tedavinin ardından bugün taburcu edildi. O artık evinde. Ama bir başka belediye başkanı. Daha doğrusu eski belediye başkanı aynı sebeple hastanede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Kadir Topbaş maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Solunum sıkıntısı çeken Topbaş'ın entübe edilebileceği yani solunum cihazına bağlanabileceği belirtiliyor. Kadir Topbaş 2004 yılında İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, 2017 yılında da bu görevinden istifa ederek ayrılmıştı. 13 yıl İstanbul'a başkanlık yapan Topbaş koronavirüse yakalandı. <laughs> koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından paylaştı. Korona tedavisi gören babasının durumunun ağırlaştığını belirten Mustafa Ömer Topbaş, dualarınızı bekliyoruz dedi. 16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kadir Topbaş'ın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Oğluyla Hüseyin Bey'le görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi ama maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. Aslında ben de bir 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi tabii. Fakat ondan sonra bir olumsuz hava esti temenni ederiz ki yoğun bakımdan da bir an önce çıkar. Rabbim şifalar versin diyoruz. Duadayız. Ne çok tanıdığımız ünlü isim virüs nedeniyle zorluk yaşadı. Tez zamanda şifa bulsun Kadir Topbaş inşallah. Pandemi sürecinde en büyük risk iş şüphesiz sağlık çalışanlarında. Salgının başından beri onlarca sağlık çalışanımızı kaybettik. Ve ne yazık ki bugün onlara 6 kişi daha eklendi. 5 doktor ve bir anestezi uzmanı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Koronaya karşı amansız bir mücadele içindeydiler. Hastaları kurtarmak isterken kendi canlarından oldular. Koronavirüsün acı bilançosuna 6 sağlık çalışanı daha eklendi. Doktor Ahmet Oğuz Tezcanlı 1987 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunuydu. Aile hekimliği uzmanıydı. İş yeri hekimi olarak görev yapıyordu. Doktor Ahmet Zare 64 yaşındaydı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıydı. Yakalandığı ölümcül virüs onu da hayattan kopardı. Doktor Ferruh İlter ortopedi uzmanı olarak İstanbul'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Doktor Mehmet Karakum Kocaeli'de Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde görevli acil tıp uzmanıydı. Doktor Mustafa Selek ise İzmir'de görev yapıyordu. Ali Ağa ilçesinde iş yeri hekimiydi. Hatay'da anestezi teknisyeni olan Ümit San, evde tedavi gördüğü sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk babası yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün kaybettiğimiz değerli meslektaşlarımız Doktor Mehmet Karakum. Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları İstanbul'da meslektaşları tarafından anıldı. Mecidiye köydeki özel bir hastanenin önünde saygı duruşunda bulundular. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de üretilen Sinovac adlı aşının 11 Aralık'tan itibaren çok az vakit kaldı resmen uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Ama anlaşılan o ki ortada bir yanlış anlama var. Çünkü 11 Aralık aşının insanlara yapılacağı tarih değil, karıştırmayalım. Türkiye'ye geleceği tarih. Geldikten sonra onay süreçleri var ve bizler ne zaman aşı olmaya başlayabileceğiz? Bakalım cevabı neymiş? Ne zaman aşı olabiliriz? Bizim aşı 11'inde gelince de en erken yapılabileceği tarih 25-26'sı olur. Gözler 11 Aralık'ta Çin'den Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşısında. Aşıda testler için en az 14 güne ihtiyaç var. İlk uygulamanın 25-26 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Türkiye'ye ilk gelen aşı ayın 11'inde gelebilecek gibi görünüyor. Bu geldikten sonra en az 14 günde bu testleri sürecektir. Aradaki testte bir sorun çıkarsa tekrar yapılır. Çin'le anlaşma sağlandı. 11 Aralık'ta 20 milyon doz aşı Türkiye'ye gelecek. İlk aşılar sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlara yapılacak. Bugün için elde ettiğimiz veriler ve bilgiler, araştırıcıdan gelen bilgiler şunları gösteriyor. Bu aşıların etkinliği %90'lar civarında. En önemli kriterimiz bu sefer güvenlik olması lazım. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara Çin aşısı ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Aşı uygulanmadan önce bir dizi test yapılacak. Testlerde beklenen sonuca ulaşılmazsa aşı Çin'e iade edilecek. 11'inde gelmesi gereken inaktif aşı. Çin'den gelecek olan aşı. Testlerde bir şey çıkarsa da tüm aşı geri alınıp Çin'e geri gönderilir veya işte Moderna'ya geri gönderilecek. Profesör Kara Çin aşısının saklanma koşulları ve maliyeti konusunda da bilgi verdi. İnaktif aşı ölü aşı olduğu için o normal buzdolabı koşullarında saklanabiliyor ve daha rahat dağıtımı var. Çin aşısının maliyeti böyle bakıp söylendiğinde inaktif aşının maliyeti mRNA aşısından bir miktar daha yüksek. Tüm testler başarıyla sonuçlanırsa aşının koruyuculuğu ömür boyu olacak. Bunlar canlı aşılar. Canlı aşıların avantajı şöyle bir avantajı oluyor. Bir kere bile verseniz insan vücudunda da çoğalmaya çalıştığı, hareket ettiği için bizim savunma sistemimiz onu hemen görüyor. Yabancı olarak ve düşman olarak algılıyor. Çok ciddi bir cevap veriyor ve ömür boyu da neredeyse koruyucu oluyor. Bu aşı meselesinde insanların kafası çok karışık. Nasıl olmasın ki? Yıllardan beri yayın yapılıyor, olumlu olumsuz. Aşıya tümden karşı olanları bir kenara koyuyorum ama önemli bir kitle var ki onlarda Çin aşısına karşı, evet, Çine güvenmiyorlar. Eh, çok da haksız sayılmazlar. Peki Türkiye niye Çin aşısını tercih etti dersiniz? Daha mı ucuz? Daha mı güvenli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem o tercih nedenlerini anlattı hem de. Çin aşısı ile ilgili soru işaretlerini gidermeye çalıştı. Vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı tercih ederek erken dönemde yapma taraftarıyız. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar için milyonlarca talep geldi. En çok Almanya ve ABD aşısı talep görse de Türkiye tarafından 50 milyon adet Çin aşısı sipariş edildi. Peki, Türkiye'nin Çin aşısı olan Sinovac'ı tercih etme sebebi neydi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, Çin aşısının tercih edilme sebebinin üretildiği yöntemden kaynaklı olduğunu belirtti. İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Bakan Koca aşı üretiminde iki yöntemin olduğuna dikkat çekti. O yöntemleri inaktif ve mRNA olarak sıraladı. Çin aşısının inaktif yöntemle üretilmesinden dolayı daha güvenilir olduğu belirtildi. Güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Çin aşısı inaktif yöntemle üretildi. Bu yöntemi kullanması nedeniyle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan etkisi yoktur. Sanılanın aksine üretimi daha pahalı olan aşının Çin aşısı olduğu da vurgulandı. Bu yöntem çok zor ve çok pahalı bir yöntem. İnaktif aşılar kolay üretilebilir aşılar değil. Maliyeti çok yüksektir. O nedenle diğer yöntem daha fazla tercih edilen yöntem oldu. Bakan Koca, diğer aşı üretme yöntemi olan mRNA'nın diğer yönteme göre uzun vadede nasıl yan etkilere neden olacağının bilinmemesine dikkat çekti. Çin aşısının da uygulamaya alınmadan önce halk sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından titizlikle inceleneceğini belirtti. Koca tartışmalara konu olan korona aşısı olmak için zorunluluk gelecek mi sorusunu da cevapladı. Bu konuyu bilim kurulunda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu. Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız. Yani bakan koca neden Çin aşısı sorusunu daha güvenilir yöntem ve yan tesirinin bulunmaması maddeleriyle açıkladı inaktif yönteminin kullanılması nedeniyle uzun ve kısa vadede yan etkilerin bulunmaması etken maddesi oldu. Çin aşısı siparişleri verilirken Türkiye aşısı çalışmaları da hızla devam ediyor. Peki siz aşı geldiğinde bırakın Çini, almanı Amerikanı. Bulunan testlerden geçmiş, deneylerden geçmiş, fazları tamamlamış. Aşı geldiğinde koronavirüse karşı aşı olacak mısınız? Tabii ki sizlerin cevaplarını duyamıyorum. Ama Ipsos araştırma şirketi 2 Kasım'da araştırmasını yapmış ve sonuçlarını bugün öğrendik. Türkiye'de insanım aşıya mesafe koymuş durumda. Ben aşıya inananlardan, olmamız gerektiğini düşünenler dedim. Olmayacağım diyenlerin nasıl bir çözüm önerisi olduğunu da ortaya koymasını bekliyorum doğrusu. Dinlemek isteriz. Ama gelin şu araştırmanın sonuçlarının iç başlıklarına da bir bakalım. Soru belli. Covid-19 aşısı geliştirilir, bulunur, teyit edilir. Türkiye'ye gelirse aşı olur musunuz, olmaz mısınız? İpsos. Kesinlikle evet. Ben aşı olurum. Sorun yok. Yüzde 28. Muhtemelen eh belki diyeceğim ama evet'e daha yakınım. Bunu söyleyeyim. Muhtemelen evet. 24. Kesinlikle hayır. Aman zinhar ben aşı falan olmam. Çip mip yerleştirirler. Şimdi ben bozmayayım kendimi bu saatten sonra. Gencim zaten üste gelmez bana. Peki kesinlikle hayır. Sadece yüzde sekiz. Muhtemelen hayır. Okuyorum, izliyorum. Çok da güvenmiyorum bu emperyalistlere. Yok, olmayacağım. Hayır, yüzde on kararsızım. Henüz kararımı vermedim. Yüzde otuz. Şimdi rakamları şöyle bir eşleştirdiğinizde ortaya tablo çıkıyor. Neredeyse 50 fifti. Yüzde elli elli. Aşı olurum olmaya yatkın olanlar, hayır demeye daha temayülü olanlar. Tablo bu kadar kafa kafaya. O zaman aşı olmayabilirim. Aşı olmayacağım diyenlerin gerekçesine gerçekten komplo teorileri mi başka nedenler mi? Hadi gelin nedenlere de bakalım. Neden hayır dediniz aşı olmaya? COVID-19 aşısına ya da neden kararsızsınız? Gerekçeniz ne? Yan etki endişesi. Temel mesele benim vatandaşımda bu. %58 demiş. Nedir yan etki? Evet. İğne korkusu falan değil. Aşı olurum, ateşim çıkar. Döküntü olur, baş ağrısı çekerim. Midem bulanır. Yani yan etkileri. Dolayısıyla gelişme sürecinde korkuyorum. İkinci sırada koruyacağına inanmıyorum. Hiç ben bu aşı bana bir koruyucu zırh giydirmez. İnanmıyorum yüzde sekiz. Bu çok enteresan. Param yetmez. Bu aşı geldiğinde pahalı olacaktır. Doğrusu ben buna bütçe ayıramayacağım. Yüzde yedi. Kısa vadede belki işe yarar ama orta ve uzun vadeye baktığınızda bu aşı yine çalışmayacak, yine işlemeyecektir. Yüzde altı. Dikkat! Ben aşıya karşıyım. Okuyorum, araştırıyorum, mücadele ediyorum. Bill Gates'in neler yaptığını biliyorum. Kitaplar okudum, aşıya karşıyım. Yüzde beş. Fotoğraf böyle. Ama dedim ya başladığım gibi bitireyim. Aşıya karşı olmak insan hakkıdır olabilirsiniz. Geçmişte çocuk felcinden, kızamıktan, veremden bu ülkenin çocukları bizler nasıl kurtulduk bir hatırlayın. Hadi bunlara da inanmıyorsanız şu Covid meselesinden kurtulmak için aşı karşıtları çözüm öneriniz ne? Yazın bana yayınlamazsam o zaman kızınız lütfen. Biz Çin aşısını tartışıyoruz. Amerikalılarda Pfizer Biontech aşısını. Mesela aşının neden seçimlerden sonra açıklandığını soruyorlar. Güvenli olup olmadığını sorguluyorlar. Soruların muhatapları da belli. Gururumuz Profesör Doktor Uğur Şahin ve bilim insanı değerli eşi Doktor Özlem Türeci. İki bilim insanı New York Times'ın internet yayınına katıldı. Amerikalıların kafasındaki tüm soruları cevaplandırdı. İki soru var ki ön plana çıkıyor. Trump'ın kaybetmesi için mi aşıyı geç açıklandı? Siz aşı oldunuz mu? Hocalar bakalım ne demiş. Koronavirüs aşısının bulunduğunu duyurdular. Herkesin yüreğine su serptiler. Dünyanın konuştuğu profesör Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Covid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını sürdürdü. Şahin ve Türeci New York Times gazetesinin internet sitesindeki bir programa konuk oldu. Amerika Başkanı Donald Trump'ın aşının kasten geciktirildiği yolundaki iddiasına da ilk kez yanıt verildi. Almanya'da geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok ve biliyorsunuz ki klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor. Bu gerçekten geciktirebileceğiniz, durdurabileceğiniz ya da hızlandırabileceğiniz bir şey değil. Amerikan ilaç devi Pfizer'la ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığını Profesör Doktor Şahin şu şekilde cevapladı. Kendilerinin de henüz aşı olmadığını belirtti. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Yani bu aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor. Zaman zaman sağdan soldan bendeniz duyuyorum. Kimileri tamam. Her yeri, her şeyi kapatıyorsunuz ama camiler açık. İnsanlar özellikle cuma günleri camilere dolup virüsün yayılımını hızlandırıyorlar. Daha önce yaptığınız gibi hiç değilse cuma vakti camileri kapatsanız olmaz mı? İşte soru bu. İşte o soru. Bugün bir nebze olsun cevabını buldu. Camiler kapatılmadı ama Diyanet salgın durumlarında cuma namazının farz olmadığını açıkladı. Bakalım o açıklamanın detaylarında başka neler var. Salgın hastalık cuma namazının farz olmasını düşüren mazeretler kapsamındadır. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan geldi. Koronavirüs salgınında tehlikeli tırmanış devam ediyor. Bir de buna kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk hava şartları eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak cuma namazına ilişkin bir açıklama yaptı. Diyanet, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmasının cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarını ortadan kaldırdığını vurguladı. Meşru bir mazeretin varlığı cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalıkta kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Diyanet'in açıklamasında camilerde mesafe kuralı da hatırlatıldı. Cumayı camide kılamayanlar için de yapılması gereken anlatıldı. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde cuma namazını kılamayan kişilere diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler imkan buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce virüsün etkilediği sektörlerin sıkıntılarını özellikle seslendiriyorum. Farkındasınızdır. Şimdi 3 sektör var ki onlara bugüne kadar dokunabilme şansımız olmadı. Birisine nasip bugünmüş. Okul servisleri, servisçiler kan alıyor. Mesaj alıyorum, inanın aktaracağım. 2 kantinciler. Gerçekten 10 aydır iş yerlerini açamıyorlar belki de. Ve üçüncüsü, sanatkarlar, sanatçılarımız, müzisyenler söz yazarları, konserlerde çalışanlar, konser, monser virüs nedeniyle, pandemi nedeniyle sanat hiç ortada yok. Kalmamış durumda ve çoğu insanda bunun farkında bile değil. Farkında olmak gerekiyor. Şimdi Kültür Bakanlığı bugün değerli bir uygulama başlattı. Ama uygulamanın içerisinde bir kelime, daha doğrusu bir cümle var ki bir parça canımızı sıktı. Çok da tepki olmuş. Ben durumun fotoğrafını çekeyim. Sizler de bakalım ne tepki göstereceksiniz. Haydi başlayalım süreci anlatmaya. Benim manşetim belli. Belki biraz tavırlı bulabilirsiniz. Kaş yapayım derken göz çıkartmamak gerekir. Türkiye'nin önemli bir atasözüdür bu. Efendim, fikir harika. Kültür Bakanlığı çalışmış Mehmet Ersoy, virüsün vurduğu müzisyenlere destek Konser yok. Bir şey yok. İnsanlar öylece evlerinde bekliyor, para kazanamıyor. Peki ne yapılacak? Bir proje başvuru sistemi kurulmuş. Proje başvuruları alınacak. Detaylarını daha anlatmadılar. Peki o projede neyse? Kabul edilenler, belli ki bir konser, belli ki bir yarışma, şarkı yarışması gibi düşünelim. Ocakta açıklanacak. Ocağa neredeyse 20-25 gün kaldı. Peki... Kimler yararlanacak bu projeden? Süreci anlatıyorum. Projede müzisyenler, yorumcular, evet sanatçılar ve eser sahipleri. Nitekim Bakan Ersoy bugün müzik meslek örgütleriyle toplantı yaptı. Şimdi klasik bir Ankara yayını gibi izlediniz bunu. Biraz gri bir yayındı. Hadi sorumuzu soralım. Peki ya ödeme? Sanatçılara buradan nasıl müzisyenlere bir yardım çıkacak? Toplam maliyet projelerin 20-30 milyon liraymış. Kolaya kulağa hoş geliyor. 20-30 milyon sanatçılarımıza kaynak aktarılacak. Onlar icra edecekler sanatlarını ve maddi problemlerini aşacaklar. Peki bekleyelim. Umarım aşarlar ama açıklamada bir cümle var ki bilmiyorum. Seyyanen. Ne demek seyyanen? Eşit olarak. Daha projeler falan kabul edilmedi ama biz size önden Para ödüyoruz. Bu da güzel ama miktara bakın. Bin lira. Efendim? Bin lira. Seyyanen, herkese eşit olarak müzisyenlere, projelere başvuranlara ya da Kültür Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin belirlediği isimlere. Bin lira. Sayın Bakanım güzel bir çalışma ama kaç yapayım derken göz çıkarılmış olmuyor mu? Bir markete gitseniz, iki poşeti doldursanız. Bir müzisyensiniz, bir kemancısınız, bir söz yazarısınız. Bin liraya ne kadar poşet dolar biliyor musunuz? Olmamış. En azından bu rakamın artırılması gerekiyordu. Söylemek istedim. Tepkiler de var. Müzisyenler vefakar, cefakar insanlardır. Kan tükürürler, kızılcık şerbeti içtik derler. Onlar pek tepkilerini dile getirmez ama ben onlar adına konuşmuş olayım. Güzel bir gülümseten bir haberle de noktayı koyalım. Efendim, seyahat bağımlılığı, uçuş bağımlılığı diye bir şey var mı? Sizler havalimanında stres mi olursunuz, terler misiniz bilmiyorum ama çok sevenler var. Seyahat etmeyi, havalimanlarında vakit geçirmeyi. Rusya bir uçuş firması. Virüs sebebiyle kimse seyahat edemiyor, tatile çıkamıyor. Bu bir yaşam tarzı gezmek. O zaman size bir uçuş zevki yaşatalım demiş bir teklif sunmuş. Barış noktası olmayan uçuş. Müthiş bir ifade. Aktarıp bitireyim. Efendim neden? Dedim ya seyahat edememekten bunalanları rahatlatmak. Kalkış yeri neresi? Moskova'da Uluslararası Havalimanı. Uçuş süresine kadar bir buçuk saat. Hizmet kalitesi nasıl? Aynı bildiğiniz uçuş gibi. Kabin ekibi, hostlar, hostesler çalışacak. Güzel yemekler, içecekler ikram edecekler size. Bildiğiniz gibi. Peki kaç para? 100 dolar bir bilet. 162 bilet de satılmış. Koltuklar dolmuş. Hızlı anlattım. Ne demek istiyorum? Moskova'dan uçak kalkacak. Varış noktası yok. Bir buçuk saat gökyüzünde gezecek. Özlenen uçuş duygusunu bilet alanlar tatmin edecek. Uçak yeniden Moskova'ya dönecek. Kalktığı yere geri dönecek. İlgi olur mu demeyin. Tüm biletler satılmış. İşte virüste gülümseten seyahat uçuş bağımlarını rahatlatacak haber. Ticari bilgi, Türkiye'deki firmalarımız, Türk Hava Yolları, Pegasus, Onur Air. Ne dersiniz siz de uygulamaya sokar mısınız? Gezelim yukarıda biraz, bir buçuk saat aynı yere geri dönelim. Cuma günüydü bugün. 19.45'te başladık ve bitiriyoruz. Hafta sonu izninizle biraz dinleneceğim. Koştur koştur bir hafta oldu. Pazartesi akşamı 19.45. Bir maniniz yoksa beklerim sizi de bu güzel zımba gibi bir Mutlu hafta sonları.